Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Öncelikle bizim yanımızda olduğunuz, bizlere zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar sosyal medyadan takip ettiğiniz, ulusal basından takip ettiğiniz gibi eczacılar dertlerini dönem dönem dile getiriyorlar. Biz 81 ilde tüm eczacılar, eczacı odaları ortak bir basın açıklaması yapıyoruz. 46 bini aşkın eczacı sorunlarına kalıcı çözüm istiyor. Mesleğimize yapılan haksızlıklara dur demek için 16 Ekim'de Ankara'dayız. Hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olarak yıllardır kamu yararına hizmet veren biz eczacılar, içinde bulunduğumuz zorlu koşulları ve yaşadığımız hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla duyurduk. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarına erişmekte güçlük yaşayacağını, çünkü iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini belirttik. Hastalarımızın kaliteli, güvenilir ilaca erişimdeki tek nokta olan eczanelere erişememenin sağlık sistemimizin açısından da ciddi sorunlara neden olacağını, eczanelerin üstlendiği kilit rolün COVID-19 pandemi sürecinde bütün netliğiyle ortaya çıktığını ifade ettik. Sizler de şahit oldunuz. Son dönemlerde sıklıkla yaşanan, hastalarımızı ciddi şekilde mağdur eden ilaca erişim sorunlarına artık kalıcı çözümün bulunması gerektiğini ısrarla vurguladık. Bugün hastalarımızda fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı. Ve maalesef bu fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Biz eczacılar hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sahada hasta ve eczacıya karşı karşıya getiren ilaç fiyat farklılıklarından kaynaklanan sıkıntıları defalarca dile getirdik. Stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Ama görmezden gelindik, maalesef yok sayıldık. Şimdi halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak açık bir şekilde ifade ettiğimiz taleplerimize karşılık bulamadığımız için sesimizi 16 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştireceğimiz büyük eczacı mitinginde gerek kamuda, gerek eczanelerinde, gerekse ilaç sanayinde görev yapan meslektaşlarımızla birlikte yükselteceğiz. 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası olarak meslektaşlarımız ve en büyük destekçilerimiz, eczane çalışanlarımızla birlikte katılacağımız mitingde Türkiye'nin dört bir yanından gelecek diğer meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mesleğimiz için ayakta olacağız. Uğradığımız haksızlıklara hep birlikte dur diyeceğiz. Çıktığımız bu yolda bize destek olan, güç veren meslektaşlarımıza, halkımıza ve sizlere yürekten teşekkür ediyoruz.